Hristiyanlıkta insan doğasına nefret vardır. Hristiyanlar her doğan suçludur. İslamiyet her doğan Müslümandır. Niçin? Suçlu olduğundan dolayı. Çünkü senden dünyaya gelmek suçluluktur. Hristiyan inancı da öyledir. Onun için doğal doğmaz vaftiz yaparlar. Hadi temizlen. Çünkü kirli doğdu. Yıkarlar. Vaftiz yaparlar. Çünkü insanlığın suçu için İsa Aleyhisselam bedel ödedi derler. Gönderirken abi bu nasıl bir işte? Gönderirken yıkamazlar. Doğduğu zaman vaftiz yaparlar. Yıkadılar ya temizliği. Daha evet. Seni yani Hristiyanlıkta o şeyinde okudum. Hristiyanlıkta insan doğasına nefret vardır. Mesela Japonya'da bu kadar hakikati gelişmiş değil mi? Uzaya şey yapıyor şimdi. Kocası ölünce kadının yaşam hakkı yokmuş. Onun için intiharlar burada çok. Kadın öldürüyormuş. Mesela bu kadın modern değil mi Almanya'da? Diyeceğim bir şeyi şaşıracaksınız. İki tane aynı işi kadın erkek yapsın, kadın az maaş alıyor. Aynı iş yaptıkları halde. Türkiye'de öyle değil mi? O kadar değil. Aynı mühendis aynısını alıyor. Kadın erkek aynı meslektaşlar olsun. Aynı masada oturuyorlar. Kadın az alıyor. Seni devamlı onaylayanın ve devamlı tenkit edenlerle beraber olmayın. Devamlı seni hep onaylayan, devamlı hep seni tenkit edenle beraber olma. Mesela biraz önce birisine söyledi mi? Şimdi adam bana ailesini şey yapıyor, sıkıntı, böyle parçasına ortak oldun. Ailesini falan mahkeme açmış karısı. 3-4-5 aydan beri terk etmiş. Tamam. İşte tamam hayat bu kadar falan. Dedim ki şöyle şöyle oldu mu? Yok. Böyle böyle oldu mu? Yok. O zaman senin karın dul kadınlarla arkadaşlık kurmuş ki bu başın hal gelmiş. Dedi ki aynen öyle. Çünkü büyük zatla benim bu tespitim değil. Büyük zatların tespiti şöyle. Padişahlarla oturup kalkarsanız kibriniz artar. Zenginlerle oturup kalkarsanız sırf hırsınız artar. Hırs. Şükür azlığı olur. Alimlerle oturursanız ilme meyliniz artar. Tasavvufçularla oturursanız zikir meyliniz artar. Cihatçılarla oturup kalkarsanız cihat meyliniz artar. Bir kadında boşanma meyli varsa, eğer ciddi bir sebep yoksa, namus, onun arkadaşı dul kadınlardır. Onlar dul şöyledir, böyledir, böyle. Çoğunlukla o tip insanlarla beraber olduğunda o duygusunu uyandırmış. Seni bak devamlı onaylayan. Metuzanay eden seni. Tabii tabii. Veyahut da. Devamlı tenkit ediyor seni. Hep evet. Eleştiriyor. Hiç miyilik yok ya. Hep seni tenkit ediyor. La arkadaşım en ufak bir şeyle. Bak bir tanesi. Dün akşam bir yerdeydim. Senin o söylediğin adam var ya dedi. He. Ya bırak dedi. Beş para etmez dedi. Allah. Niye dedim ya. Ya dedim. Niye dedim söyle. Ya ona dedi şöyle bir iş verdim. Yapmadı dedi. Ha. Dedim ki ya filani hep o mu dedim. Başka tarafı yok mu? Bana bakan bu dedi ya. Ama dedim daha böyle yaparsan dedim bırak onu deyince çöp atınca o güzel taraflar da çöpe gitmiş dedim ya. Ne çöpe gidecek dedi ya. Onun imanı var dedim. İmansız olduğun yok var dedi. Bırak ya dedim imanını da çöpe atarsan Allah gücenmez mi? Benim imanımı çöpe atıyorsun diye. Ha senin. Onun imanı var. Ne onu çöpe atıyorsun? Onun da imanı var. Allah'ın koyduğu nur var orada. Gitti, geldi. Ya dedi. Hakikaten çok farklı düşünüyoruz dedi ya bu dünyada. Sizinle biz dedi ya. Ondan sonra. Çok farklı insanız dedi ya. Niye dedim? Ya dedi ben ona kızdım dedim sen götürdün dedi Allah'ın onu koyduğu imanı çöpe atıyorsun dedim. Dedim ki bu söz benim değil buna benzer Bediüzzaman nasıl dedi. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki iman de Uhud dağına benzer. Beşer kusurlar çakıl taşına benzer. Çakıl taşına onu değiştirilir mi ya imanı var ya niye çöpe atıyorsun. Dedi ki insaflı ya dedi ki vallahi çok doğru söyledi dedi ya. Dedim ya. Falanca işini yapmadı diye koca o adamı sen nasıl çöpe atıyorsun? Allah
İsyan edenin, namaz kılmayan, oruç tutmayanı çöpe atmıyor da dedi. Sonra ne dedi biliyor musun? Gitti ya Rabbi. Eğer dedi insanlara ve hayata böyle baksam dedi, ahirette cennete gerek yok dedi. Cenneti yaşarsın dedi. Burada. Evet. Onun aynı dedi bana. Dedi ahiretteki cenneti değil. İnan cennet, dünya cennet olur. Sana öyle yapsa kızmasın. Niye kızayım abi dedim. Öyle ne, öyle şeyler yaptılar ki ya sen de duydum telefonda. Telefonda diyor ki derdini birisine anlatıyor. O da diyor ki Hasan'ı ara dedi. O da dedi ki ömrümde hiç aramadım ki dedi. Onun hep aleyhinde bulundum dedi. Şimdi böyle bir derdim olunca Hasan'ı nasıl arayayım dedi. Bana dedi ver yansın yapar dedi. O ona diyor ki o da sevmiyor beni. İkisi de beni sevmiyor. Biz dedi Hasan'a yaparız ama Hasan'ı biz arayınca Hasan bize yapmaz dedi. Sen onu ara dedi. Bir de onu bana söylüyor. Ve olay yarım saat konuştuktan sonra diyor. Tamam. Yani niçin örnek veriyorum? Dedi ya sizin gibi hani Risale'nin talebelerini kastediyor. Sizin gibi böyle hayata baksak dedi hiçbir şeysini ezemez ki dedi ya. Ben dedi bugün moralim bozuldu dedi ya falan. Mandalina seni falan tarumar etmişler tamam mı? Nereden etmişlerse adam. Ona, ya dedi öğlene kadar dedi sabah gittim böyle öğlene kadar dedi bu psikolojiden çıkamadım. Ya sen ne dersin? Vallahi rızkım değilmiş derdim. Netice bu. Çünkü olduğu kadar olmayan kader. Başka ne diyecektin ki? Rüştü abi var dedim bana derdi ki. Rüştü abi niye böyle oluyor? O lazımdır ki öyle olsun. Öyle olması lazımdı. Allah Allah. Lazımdır ki öyle olsun. Meşhur sözüdür. Gazali de der. Olduğu kadar. Olmayan kader. Din ne diyor dedim seni. Rızkın değildi. Böyle yaptı gitti. Sen şey yapayım. 4. Seni devamlı onaylayan ve devamlı tekit edenlerle beraber olma. Sıra dışı bir şeyi arıyorsan ama sıradan yaşıyorsun. Sıra dışı bir şey mi bekliyorsun? Allah sana muamele etsin. Sıra dışı mı yükleme yapacak sana? Bilgi, fazilet vesaire verecek. Sıra dışı bir şeyler istiyorsun da artık. Ama sıra içi yaşıyorsun. Biraz sıradan çık ki sıra dışı muamele göresin. Kendine dürüst ol. Kendinle çatışma. Gölgeni yaşama, aslını yaşa. Kötülüğün en çok sevdiği şey kuralsız. Kötülüğün en çok sevdiği şey kuralsız yaşamak ve hayatında boşluklar var olmasıdır. Bitti şu. Mesela her gün kaçta kalkıyorsun? 8'de. En basit misal veriyorum. Hafta içi 8'de kalkıyorsun. Hafta sonu tatilde 11'de kalkıyorsun. Yani yanlış değil, günah değil. Ama şeytanın sevdiği şu. Kuralsız yaşayanları çok sever. Çünkü kural, doğru da yapsan, kural içinde bir nizam, intizamın yoksa hayatında, zıkzak varsa oradan giriyor. Kuralsız doğrulardan giriyor şeytan. Zaten yanlış o. Yanlışa girmeye gerek yok. Zaten kendisi yanlış. Müslümana nasıl giriyor? Doğru ama kural ve sistemsiz yaşıyor. Mesela vakti namazında, namazı vaktinde kılan. Bakın şeytan giremiyor ona pek o kadar. Bir gün vaktini kılıyorsun, bir gün bir saat sonra kılıyorsun, bir saat, iki saat sonra. Ders hariç, dersin şeyi var. Namaz vaktinde kılmak sünnettir ama ders farzdır yani. İman dersleri var. Onu kastetmiyorum beşeri. Yani doğru kılıyorsun, namazı namaz ama kural yok, sistem yok. Yanlış, kuralsız doğrulardan giriyor şeytan. Dersimizin adı şuydu. Hayatın anlamını aramaktı. Böyle. Ama bu acı çeken bir hücrede yazılmıştı. Biz gelene kadar, ikindiye kadar dedik 5-10 dakika bir şey okuyalım. Biz erken geldik. Ama o ki geldi böyle oldu aslında. Mesnevi Nuriye'de böyle yer okuyacaktık. 200-300'den. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.